RESTful API programlama kursunun özellikle iki temel, ya birkaç farklı önemli bölümü var ve sıfırdan bu alana başlayanlar için kursun hepsi önemli ama hani özellikle RESTful API mimarisine odaklandığımız iki temel bölüm var. Bunlardan bir tanesi bu mimariyi mimari tasarım olarak incelediğimiz bölüm. Yani şu anki bölüm RESTful API mimari ve tasarımı. Diğeri ise bunun programlama tarafındaki karşılığı olacak. Yani aslında web ve API programlamaya girdiğimiz bölüm olacak. Bunları ikiye ayırdım. Kafanızı karıştırmaması için teoriyle pratik olarak aslında bu iki bölümü de ayrı ayrı olarak inceliyoruz. Öncelikle bu bölümde RESTful API'nin genel mantığını anlamaya çalışacağız. Genel kurallarını anlatmaya çalışacağım. Tavsiyeler vererek vesaire. Ve teknik altyapısını tabii ki. Sonrasında da bunu yazılım tarafına geçiş yapacağız. Peki, biz RESTful API'leri neden kullanıyoruz? Yani ya da geliştireceğimiz uygulamada neden kullanmamız gerekir? Aslında bu tercihi yaparken de bu konuları incelemekte fayda var. Mesela sunucu tarafında geliştirdiğimiz bir yazılım var. Ya da bir altyapımız var, masaüstü uygulama diyelim. Bunun komple altyapısını değiştirip biz web uygulaması yapmak istiyoruz. Neden? Çünkü daha ölçeklenebilir, daha az maliyetli, daha fazla kişiye ulaşabiliriz, müşteriye vesaire gibi. Şimdi neden kullanıyoruz? Öncelikle bizim çekirdek altyapımızı, yazılım altyapısını dışarıya açmak için. Yetkili ya da yetkisiz. Burada dışarıya açmaktan kastımız aslında o API'yi kullanacak, biz buna consuming, sömürme işlemi diyoruz. O API'yi kullanacak olan herhangi bir cihazın, herhangi bir yazılımın ona erişebiliyor olması. Bu erişebilmek iki türlü olabilir. Birincisi hacking. Eğer sistem dışarıya açık değilse ve dışarıdan bir şekilde müdahaleyle o sisteme erişiliyorsa, o sistemin içerisine, buna hacking diyoruz. Bu zaten legal bir şey değil. Yasa dışı bir olay. Ama bunun dışarıya açılmış versiyonu, bu sistemin geliştiricilerinin kararıdır. Ve dışarıya public bir şekilde, public hale getirilir o özellikler. Ve dışarıya da XML ya da JSON gibi formatlarla açılarak kullanımı sağlanır. Nereden görüyoruz bunları? Mesela bu para ödeme sistemleri var. Easyco, PayPal, Payoneer vesaire, yüzlerce, binlerce vardır herhalde. Bunlar mesela kendi altyapılarını zaten kullanıyor, geliştiriyorlar. Aynı zamanda bu altyapıyı mesela kendi web sitenize Easyco altyapısını ya da bir bankanın altyapısını ekleyebilmeniz için, o ödeme altyapısını ekleyebilmeniz için size bir erişim veriyor. Bu erişimi de işte bahsettiğimiz API sayesinde verebiliyorlar. Kendi sistemlerini o kendi arayüzlerinden login vesaire her şeyle web arayüzünden kullandırıyor. Aynı zamanda diyor ki benim bir de ödeme altyapı hizmetim var. Bunu sen kendi uygulama içerisine, mesela e-ticaret web sitene ya da herhangi bir sıradan web sitene koyarak diyor, ya da mobil uygulamanı, bunları benim sistemim üzerinden yetkilendirilmiş bir şekilde bankalar arasında para transferi yapabilirsin diyor. Bunun için benim arayüzüme gelmene gerek yok diyor. Ben bu arayüzü aradan çıkardım. Sana bir API olarak veriyorum. Al bunu kullan. JSON, XML hangisini istiyorsan. Sen sadece şu formattaki yapıya uygun bir veri yapısı oluşturman yeterli diyor. Bunu yaptığın sürece diyor, benim için sıkıntı yok. Yetkilisin diyor. Al bunu kullan, veriyi gönder, istediğin gibi kullan. Burada iki şekilde bir ayrım yapabiliriz. Birincisi yetkili ve yetkisiz. Yetkisizlerden kasıt, yani örnek vermek gerekirse, mesela birçok uygulamada kullanılır bu hem hava durumu bilgileri hem de bizim bu mesela Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan elde edilen, yani en güvenilir olarak döviz kurunu nereden elde edebilirsiniz? Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası üzerinden. Bunlar da size bir API olarak veriyor zaten. Bunu alıyorsunuz ve parse ediyorsunuz o XML yapıyı vesaire. O günlük veriyi elde edebiliyorsunuz.
Bununla ilgili bir videom var YouTube'da. Ona erişebilirsiniz. Ya da şeyde de var. Aynı şekilde Go programlama dili kursu içerisinde de bunu ekledim. 1 saatten fazla. Sadece bu TC Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın TCMB'nin APIs'ini sömüren, kullanan bir Go uygulaması. Oradan bunu alıyor. Bu mesela yetkisiz erişim aslında. Ona bir yetkiye ihtiyacınız yok çünkü. Eğer yetkili bir erişim yapmak isteseler onun bir de yönetimsel sorunlarıyla uğraşmaları gerekir. Gereksiz bir işlem aslında. Ya o işlem için gereksiz. Çünkü herkes kullanabilir bunu. Bu halka açık bir bilgi. Ama mesela ha bu arada aynı şekilde yetkisizlere bir diğer örnek de hava durumu. Hava durumu da gene yani devletlerin ya da işte özel kurumların daha doğrusu büyük kurumların oluşturduğu ve dışarıya açtığı bilgiler. Bunları alarak işte mobil uygulamalarda biz hava durumunu vesaire görebiliyoruz. Onlar aslında arka planda servisten bilgi alarak ekranda gösteren yazılımlar diyebiliriz. Ama bunun sunucu tarafında çalışan sistem aslında bir API. O API'den sadece sömüren bir istemci var. Bu mobil uygulama da olabilir. Bir web uygulaması da olabilir. Yetkisize bunları örnek verebiliyoruz. Yetkili tarafa da aslında az önce örnek verdiğim bu mesela EasyCo, PayPal gibi para ödeme sistemlerini gösterebiliriz. Bunlar da kullanıcı bilgileri çok kritik öneme sahip. Onların yetkilendirilmiş olmaları çok kritik öneme sahip. Bu yüzden çok yoğun bir güvenlik önlemleri var. Mesela ya da bankacılık sisteminde de olabilir. Bu aynı şekilde. Yetkilendirme çok önemli. Orada özel API alıyorsunuz, API key alıyorsunuz vesaire birçok bilgi. Ondan sonra kendi uygulamanıza ekliyorsunuz, yazılımı geliştiriyorsunuz. Oradaki formatlara göre size dokümantasyonlar veriyorlar zaten bu tür API'ler. Ve siz de bu API dokümantasyonlarına göre yazılımınızı bu API ile entegre hale getiriyorsunuz. Bunların dokümantasyonları bu nedenle önemlidir. Siz de eğer dışarıya açık ve genel kullanıma açık yani müşteriniz olan bir sistem geliştirecekseniz burada dokümantasyon yapmanız çok kritik öneme sahip olacak. Dokümantasyon sayfasının düzenli olması, içerikleri vesaire hepsi önemli. Ve dediğim gibi yetkili ve yetkisiz olarak ikiye ayrılıyor. Yetkisize örnekler verdim, yetkiliye de örnekler verdim. Bir sonraki nedir? Güçlü donanım gerektiren işlemleri istemci yerine yani müşterinin bilgisayarı yerine sunucularda gerçekleştirmek için. Buna aslında mevcut cloud computing sistemleri de örnek gösterebiliriz. Mesela bir Microsoft'un, Amazon'un, Google'ın sunucularında yapabildiğiniz kapasitedeki hani büyük işlemleri kendi bilgisayarınızda yapamazsınız. Yani mümkün değil. Çünkü onların sistemleri ölçeklendirilmiş ve binlerce bilgisayarı kullanarak yani yüzlerce bilgisayarı kullanarak size hizmet verebilir. Sizin işleminizi bitirmeye çalışabilir mesela. Bu tür örnek verilebilir. Aynı zamanda mesela şu an üzerinde çalıştığım bir Go projesi var. Onu örnek verebilirim. Bu aslında yapay zeka projesi. Go ile geliştirdiğimiz görüntü işlemi ve yapay zeka projesi. Bunun temel amacı aslında API yoluyla dışarıya yapay zeka ve görüntü işleme hizmeti vermek. Bunu sunucu tarafında web arayüzüyle de yaptırıyoruz kullanıcılara, müşterilere diyelim. Aynı zamanda bunu API üzerinden de yapabiliyorlar. Veriyi bize gönderiyorlar. Biz orada sunucu tarafında onu işliyoruz mesela. Sonra sonucu dönüyoruz. Burada yetkilendirilmiş bir işlem var ama temel nokta şu burada. Machine Learning yani yapay zeka ve Computer Vision dediğimiz görüntü işleme kategorileri ciddi sunucu donanımı gerektirir. Ciddi donanım gerektirir. İşlemci, GPU, RAM ve zaman gerekiyor vesaire. Birçok farklı donanımsal gereksinim var bu işlemleri yapmak için. Kendi kişisel bilgisayarınızda mesela
yani bir haftada yapabileceğiniz şeyi biz sunucu tarafında birkaç GPU kullanarak, yani grafik processor unit kullanarak bunu yarım saatte yapabiliyoruz gibi düşünebilirsiniz. Biz bu sunucu tarafını mesela cloud ile ölçeklendirdiğimizde ya da kendi sunucu sistemimize birden fazla sunucu GPU eklediğimizde aslında sizin o client'ta kendi bilgisayarınızda yapmaya çalıştığınız ve uzun sürecek olan işlemi çok daha hızlı hale getirip bunu size pratik bir şekilde gönderebiliriz mesela. Bu bir örnek. Güçlü donanım gerektirme örneği. Teknoloji bağımsız bir altyapı oluşturmak için gene RESTful API'ler kullanılabilir. Burada işletim sistemleri ve programlama dilleri diye ikiye ayırdım bunu. Ne demek oluyor bu? İşletim sistemlerinden kastımız şu. Eğer sunucu tarafında çalışan bir API'ye bağlanacaksanız sizin client'teki işletim sisteminin ne olduğunun hiçbir önemi yok. Hangi versiyon olduğunun da hiçbir önemi yok. Sizin tarayıcınız olduğu sürece o API'ye URL üzerinden erişebilirsiniz. Aynı zamanda sizin bir internet bağlantınız olduğu sürece programatik olarak herhangi bir işletim sisteminden o API'ye bağlanıp request gönderebilir, response alabilirsiniz. Bu işletim sistemlerinin örnek. Bağımsızdır tamamen. Çünkü o işletim sistemi üzerinde çalışacak hiçbir şey yok. Sadece internete bağlanıp istek gönderip cevap alıyorsunuz. Programlama dillerinde de öyle. Zaten XML formatının geliştirilme amacı bu aslında. Mesela yani yıllar önce, birkaç on yıl önce diyelim, birkaç on yıl önce, ben doğmadan önce diyelim. Burada Java ve diğer programlama dilleri, Java ve ondan önceki programlama dilleri kendi altyapılarında bütün altyapıları kullanıyorlar. Veri tabanları farklı, işletim sistemleri farklı, programlama dilleri farklı, yöntemler farklı vesaire. Şimdi bankalar bu şekilde, bankalar ve özel kurumlar ve büyük kurumlar bu şekilde kendi altyapılarını oluşturmuşlar gibi düşünün o zamanlar. Ama bunların birbirlerine bazen veri aktarımı yapması gerekebiliyor. Yani veri alıp verme olayları gerekebiliyor. Bir firma diyelim kendi içerisindeki bir bilgiyi, o veri tabanındaki bilgiyi örneğin bir bankaya gönderecek mesela. Ya da başka bir şirkete gönderecek. Bunlar birbirlerinin müşterileri sonuçta. Şimdi böyle bir durumda veriyi nasıl gönderecek? Bu istemci dediğimiz müşterinin bir tanesi örneğin Delphi ile yazılmış. Bir başkası C++ ile yazılmış. Bir başkası Java ile vesaire gibi farklı platformlar. Bunların çıktıları, yani programlama dili de platformları da farklı. Bunların çıktıları da farklı olacak. Birisi Java dosyası çıktısı alıyor, output alıyor. Öbürü Delphi output alıyor. Yani bunlara DLL olarak düşünebiliriz. Bir başkası farklı vesaire. İşte bunların hiçbirinin DLL'leri, çıktıları, o kaynak kodlarının çıktıları birbirine uyumlu değil. Birbirini işleyemez. Bunların ortak konuşabilmesi için XML dilini üretiyorlar. Markup language'i üretiyorlar. Ve bununla artık bu bahsettiğimiz farklı platformlar, farklı çıktılar, farklı altyapıları sahip olsa bile ellerindeki veriyi dışarıya açmak istedikleri ya da başka bir platforma göndermek istedikleri veriyi XML formatına uygun, XML standardına uygun bir şekilde çıktı olarak üretiyor ve dışarıya açıyor, karşı tarafa veriyor. Karşı tarafta tamamen XML standartlarına uygun bir şekilde hazırlanmış bu döküman sistemini okuyor sadece. Request yapıp onu okuyor. Çıktısını kendi altyapısına uygun hale getirip mesela Java klaslarına dönüştürüp ya da Python nesnelerine dönüştürüp bunları kullanabiliyor. Şimdi XML'in çıkış amacı buydu. RESTful dediğimiz şey de aslında tam olarak bu. Yani temeli buna dayanıyor. Web servisler vesaire hepsi bu şekilde. Dillerden de bağımsızlar diyebiliriz. Farklı uygulamaların ortak veri yapısıyla iletişimini sağlamak. Bunu az önce söyledim aslında. Bu bahsettiğim örnekteki gibi
her platform, her firma farklı altyapıya sahip, farklı teknolojilere sahip, yazılım, programlama dili ve işletim sistemi olarak. Bunların ortak bir dil, ortak bir veri yapısı üzerinde anlaşabilmelerini sağlıyor. Bir de istemcilerin teknolojik bağımsızlığını sağlamak da mümkün oluyor bu sayede. Burada da az önce bahsettiğim örnekle aynı şey aslında. Şimdi istemcilerin genel yapısı diyelim çok çeşitliyse, mesela kullanıcılar sizin sisteminizi mobilden kullanıyorsa, Android olabilir, iOS olabilir, yani çeşitleniyor burada. Bu hibrit olabilir, natif olabilir ya da işte farklı mobil işletim sistemleri olabilir. Sadece Android ve iOS değil. Bunlar sadece mobil için geçerli farklılıklar ve bunların kendi altlarında da mesela Android'in alt sürümleri var. Hepsinin aslında yöntemleri farklı. Yani veri görselleştirme, veri kullanım vesaire hepsinin farklı. Birçok istemci taraflı sorun var. Eğer masaüstü tarafında yapıyorsanız, yani sizin web tarafında oluşturduğunuz bir altyapıyı eğer masaüstü tarafında yapacaksanız, burada da Windows, Linux, macOS gibi bunların farklılıkları var. Bir de versiyon farklılıkları falan var. Web tarafında aynı şekilde konsol uygulamaları ya da embedded sistemler, devasa farklılık var. Ama siz sisteminizi web tarafında yaparsanız istemcilerin ne olduğu hiç önemli değil. Her birisi için farklı farklı istemciler de geliştirilebilir. Tamamen uyumlu hale getirilebilir diyebiliriz burada. Çünkü hepsinin besleneceği kaynak aslında web tarafından elde edilen o XML ya da JSON gibi RESTful API servisi olacak. Burada herhangi bir sorun çıkmayacaktır. Farklı istemcilerin ihtiyaçlarına farklı endpointlerle cevap verebilmek için. Burada endpointlerin ne olduğunu sonraki slaytlarda anlatacağım detaylı olarak. Burada şöyle diyebiliriz. Eski uygulamalar daha çok XML yapıları kullanıyor, halen kullanıyorlar. Mesela bankalar vesaire. Bunlar yani yıllardır oturtmuş olduğu bir altyapı olduğu için ve bunların da o müşterileri, belki yüzlerce, binlerce müşterisi, onlarla anlaşmaları ve bütün yazılımsal entegrasyonları zaman içerisinde XML ile yaptığı için bunlar bu yapıyı değiştirmiyorlar. Mesela ya da büyük kurumlar XML ile çalışmışlar, binlerce firma entegre olmuş kurum, firma artık değiştirmeye ihtiyaç duymuyor, zaten sistem çalışıyor bu şekilde diyorlar. Ama yeni firmalar, daha yeni firmalar yani JSON ile çalışıyor, çünkü JSON'ın, bunu zaten detaylı bir şekilde XML ve JSON bölümlerinde anlattım, veri dosya formatları bölümlerinde. JSON XML'e göre daha hafif, daha az yer kaplıyor. Bu da tabii performansı, network performansını artırıyor. Trafiği azaltıyor. Bu da tabii ki maliyetleri azaltıyor. İnternet maliyetlerini, sunucu maliyetlerini, depolama maliyetlerini vesaire. O yüzden firmalar doğal olarak, yeni firmalar JSON tercih ediyor. Şimdi bir başka olarak da daha yeni firmalarda gRPC tercih edebiliyor. RPC sistemi, RPC konsepti yeni bir konsept değil ama gRPC, hani Google'ın bu işe bakış açısı biraz daha farklıydı ve bu gRPC yeni bir model ama RPC farklı. O daha eski bir yöntem diyebiliriz. Şimdi bunların şöyle düşünebilirsiniz. Sizin müşterileriniz eski sistemlere entegre olan bir klasik kurumsal sistem de olabilir. XML istiyordur veriyi. Bütün altyapısı bunun üzerindedir. Ona XML vermeniz gerekiyor. Bir başka daha modern müşteriniz de, yenilikçi müşteriniz de JSON kullanıyor. Diyor ki ben veriyi JSON olarak istiyorum diyor. Entegreyi JSON olarak yapacağım. Onunla JSON olarak anlaşmanız lazım. Bir başkası da diyor ki ben yeni girişimciyim diyor. Ben GPRS ile GRPC ile bu altyapıyı geliştiriyorum diyor. RPC yapacağım diyor. Remote Procedure Call. Ve bana bu şekilde ver diyor vesaire. Onun kendi alt yetenekleri, farklı yetenekleri var çünkü.
O zaman da ona bu şekilde vermeniz gerekiyor. Şimdi bunların hepsine farklı endpointler oluşturmamız gerekiyor burada. Buna işte endpoint diyoruz. Bunu detaylı bir şekilde göstereceğim. Eski firma sizden aynı veriyi, tamamen aynı veriyi XML olarak, çıktı olarak alırken bir başkası JSON olarak alabilir. Bir başkası da gRPC olarak da elde edebilir. Bunlar çok da faydalı. Veri güvenliği tarafında ne olabilir? Şimdi şöyle bir durum var yazılım tarafında. İstemci tarafa gönderilen hiçbir bilgi güvende değildir. Bu net. Bunu nasıl gönderirseniz gönderin. İster bir kurulabilen, bilgisayara kurulabilen bir yazılım olarak gönderin. İsterseniz herhangi basit bir şekilde ne yapıyorsanız yapın. İstemci tarafına giden hiçbir şey güvende değildir. Bu nedenle de kritik bilgiler istemci tarafında tutulmaz. Ne tarayıcıda tutulur, ne onun tarayıcının depolamasında tutulur, ne o kurduğunuz yazılımın klasörler içerisinde tutulur. Bu şekilde tutulmaz. Kritik bilgiler sunucuda tutulur. Şimdi eğer işte istemci tarafına bir şey kritik bir bilgi koyarsanız, mesela lisanslama işlemlerini böyle yapılıyor halen günümüzde. Genellikle tabii. İşte bir bilgisayara yazılım kurduğunuz zaman onun lisans key anahtarını eklemeniz gerekiyor tabii. Bu da bu tür üretici, yazılım üreticileri de tabii internetin bağlı olmama ihtimalini de hesaplaması gerekiyor. O zaman da internet bağlı olmadığında ne yapacak? Sizin bilgisayarınıza bir activation key ekliyor. İşte bu crackerlar dediğimiz, hani reverse engineering yapan arkadaşlar da çeşitli araçları kullanarak bu yazılımları crackliyor. Ve bunun yöntemini anlatıyor. Bu sefer ücretsiz kullanabiliyorsun bu yazılımı. Şimdi neden? Çünkü o senin bilgisayarında ve senin erişebildiğin yerleri registry'ye ya da herhangi bir klasöre bir dosya atıyor. O dosyanın içerisine bir şey yazıyor. Sen onu değiştiriyorsun. Değiştirdiğinde kullanabiliyorsun. Bu kadar basit. Ama bu tür kritik bilgiler sizin RESTful API mimarinizde ya da web altyapınızda tamamen sunucu tarafında kullanılır ve orada tutulur ve yönetilir diyebiliriz. Tabii bu veri koruma maliyetlerini de azaltıyor. Çünkü istemci tarafa bağımlı olmadığınız için sadece sorumluluğunuz sunucu tarafındaki yazılımlar oluyor. İşte oradaki veri tabanı ve yazılım ve kodların yedeklemesi sizin sorumluluğunuz oluyor. Veriyi korumak sorumluluğunuz oluyor ve hacking saldırılarına karşı merkezi koruma. İstemcilerle uğraşmak zorunda değilsiniz. Direkt kendi sonucunuzu korumanız ve yazılımınızı güvenli hale getirmeniz burada genel güvenliği sağlamış oluyor diyebiliriz. Mesela buna örnek işte bankalar ya da para transfer sistemlerini gene örnek verebiliriz. Bütün transaction bu ana sistem üzerinden gittiği için o firmaların da girişimlerinde temel noktası, temel odak noktası aslında kendi altyapıları oluyor. Evet, RESTful API mimari ve tasarımı bölümünde ilk temel teorik konulardan bir tanesi olan RESTful API terminolojiye genel bakış bölümünde birkaç temel unsurdan bahsedeceğiz. Burada özellikle genel olarak isimlendirilen API nedir, REST nedir ve diğer temel birkaç özellikten bahsedelim. Bunları çok sık kullanacağız çünkü çok sık da duyacaksınız. Mesela API nedir temel olarak? Uygulama geliştiriciler, yazılımcılar kendi aralarında yani adını söyler gibi kullanır bunları. Kullanırlar. REST, API vesaire, Request, Response falan. Bunlara hakim olmanız gerekiyor. Yeni başlayanlar için söylüyorum bunu. API dediğimiz şey Application Program Interface dediğimiz. Bu aslında web tarafı için de kullanılır. Windows, yani Windows'tan kastım işletim sistemi üzerinde çalışan desktop uygulamalar için de kullanılabilir. Bu web'e özel bir terim değil kesinlikle. Mesela
Windows tarafında diyelim. Bir desktop uygulaması yazarken Windows'un API'leri vardır kendi sistem içerisinde. WinAPI diye geçer. Bunlar aslında işletim sisteminin çekirdeğine, temel çekirdeğine bazı işlemler yaptırabilmenizi sağlayan dışarıya açılmış yeteneklerdir. Dışarıdan kastım da uygulama geliştirme tarafına, yani yazılım geliştiricilere açılmış bazı yeteneklerdir. Bunları kullanarak bazı işletim sistemi seviyesinde işlemler gerçekleştirebilirsiniz mesela. Bu bir API yöntemidir. Ama genel olarak artık günümüzde bu tür işlemlerden ziyade web tarafında çok daha yoğun kullanıldığı için biz bunu genel olarak API dediğimizde web tarafını kastediyoruz diyebiliriz aslında genel olarak. Bu dışarıya açılmış olan, ki bunu daha önce söyledim ilk videolarda, dışarıya açılmış olan bir veri altyapısıdır diyebiliriz. Bizim kullanacağımız ve önceki bölümlerde gördüğünüz JSON, XML gibi bazı veri dosya formatları var mesela. Onları kullanarak dışarıya bazı veriler gönderebiliyor olacağız sunucu tarafındaki yazılımdan ve arayüz tarafından da bu API'yi birleştirerek oraya bazı verilerin gelmesini XML ya da JSON gibi formatlarla bu verileri göndererek sunucu tarafında bazı işlemler yaptırmayı sağlıyor olacağız bu sayede, bu API mimarisi sayesinde. Bu nedenle zaten veri dosya formatlarını inceledik. REST neye deniyor? REST dediğimiz olay Representational State Transfer olarak açılıma sahip aslında. Bunun kısa yöntem olarak RESTful API şeklinde kullanıyoruz. Bununla ilgili farklı birçok terim duyacaksınız. Mesela web service diye bir şey duyacaksınız. Web tarafında API mimarileriyle ilgili araştırma yaptığınızda web service, RESTful API, microservices vesaire, bunların hepsi temel olarak aynı şey. Her ne kadar bazıları farklı farklı yorumlar getirse de bunlar köklü değişiklikler değil. RESTful API dediğiniz şey RESTful API web servis olarak geçer zaten. Web servis zaten yıllardır kullanılan, bütün teknolojilerde kullanılan bir mimariydi. Tabii üzerine ufak tefek bazı yeni bakış açıları katılarak RESTful API diye bir şey çıkıyor mesela. Ondan sonra bunun da üzerine, yani RESTful API web servisinin de üzerine ufak tefek gereksinimler eklenerek microservices diye bir şey çıkıyor. Bunlar genel olarak web servistir aslında. Ya da API diyebilirsiniz. Yani mikroservis mesela, mikroservis dediğimiz şey aslında temelde çekirdek olarak web servisi kullanan ama daha ölçeklenebilir sistemler geliştirmek için biraz daha mimarisel yeni şeyler eklenmiş bir bakış açısıdır, konsepttir diyebiliriz orada. REST içerisinde resource diye tabir ettiğimiz herhangi bir şey olursa buradan da anlayacağınız gibi API'den elde edilen bir veri parçasına resource denir. Herhangi bir veri elde ettiğimiz zaman biz ona bir kaynak, yani bir resource diyoruz. Peki en sık kullanacağımız web ve API tarafında en çok duyacağınız şey request, response. Bu arada bunlarla ilgili bir sonraki slide ekranında bir görsel var. Orada da anlatacağım. Görselleştireceğiz bunları. Request ve response nedir? Olmazsa olmaz bunlar. Hatta bazıları şu plaza dili dediğimiz sıkıntıdan dolayı, işte yazılımcılar bunları çok sık kullandığından dolayı Türkçe içerisinde bile request yap vesaire, response aldım gibi şeyler olabiliyor. Bu teknik olarak çok sık kullanacağım bir şey. Bir API'ye yapılan çağrıya request denir. Aslında temelde bir istek yapmak. Bir API'ye bir veri parçası gönderiyorsun. O tabii veri parçası o API'ye uygun bir şekilde yapılmış. O da diyelim gidiyor sunucu tarafındaki yazılım bunu alıyor ve veri tabanına bir şey kaydediyor mesela.
ya da bir login işlemi yapıyor. Bunu biz request ile yapıyoruz. Web tarafına, client'tan web tarafına bir istek gönderilmesi. Bu istekten sonra sunucu tarafından client'a gelen cevaba da response diyoruz. API'ye yapılan request sonucunda API'den dönen sonuca response denir. Şimdi bir sonraki görsele geçelim. Bu az öncekinin görselleştirilmiş hali. Bizim şurada web application dediğimiz bir, aslında buna client diyebiliriz. Yani siz herhangi bir web sitesine giriş yaptığınız zaman sizin bilgisayarınız orada client oluyor. Bu da web app in browser dediğimiz sizin kullandığınız bilgisayar. O kullandığınız web sitesinin yazılımı da sizin tarayıcınızda olduğu için bu şekilde tanımlayabiliriz. Siz geliyorsunuz, bir web uygulaması olduğu için orada bir ekranda bir şeye tıklıyorsunuz diyelim. Bir menü açmak için ya da bir login işlemi yapmak için vesaire, kayıt olmak için herhangi bir şey. Siz buradan o işlemi yaptığınız zaman bilgileri girdiniz ya da bir yere doğrudan bir butona tıkladınız. Bu sizin bilgisayarınızda gerçekleşen, tarayıcınızda gerçekleşen bir olay. Ama o tarayıcının client tarafında bir JavaScript var. O diyor ki bu işlem sunucu tarafında çalışması gereken bir işlem. Ve tabii bu programlanmış bir görev bu sistemin geliştiricileri tarafından. Oradaki JavaScript diyor ki bak diyor bu programlanmış bir istek ve bu sunucuyla alakalı. Ben bunu kendim yapamam diyor. Bunu sunucu tarafına bir istek olarak göndermek zorundayım. O yüzden bu işlemi başlatıyor. Request beginning işlemi diyoruz. Bu işlem başladıktan sonra buradaki bilgiler sizin tarayıcı bilgilerinizle birlikte, ki zaten tarayıcının kendisi bu isteği yapıyor. O JavaScript'te HTML'i yorumlayan şey o tarayıcının kendisi. Bu nedenle kendi bilgilerini de veriyor. Bazı alt nesneler oluşturuyor. Onları sonraki slide'da göstereceğim, söyleyeceğim. Bazı alt nesneler oluşturuyor ve bunlara gerekli bilgileri doldurup request'e yükleyip, request nesnesi diye düşünün bunu. Buna yükleyip sunucuya gönderiyor. Sunucuya nasıl gidiyor? Tabii ki internet üzerinden. Buradaki internet üzerinden API'ye geliyor. API'yi de bir kapı olarak düşünebilirsiniz burada. Bizim bu RESTful API'miz gibi düşünebilirsiniz. Burada bir API var. Bu sunucuya geldi. Buradaki IP'ye geldi. Sunucunun IP'sine geldiği anlamına geliyor. Tabii URL vesaire, format, bunların hepsi oralarda önemli olan şeyler. Siz API'ye doğrudan IP üzerinden bağlanmıyorsunuz. Orada bir URL var. URL'in bazı formatları var. O formatlar bazı kurallarla oluşturuluyor. Ve bunlara uygun bir şekilde gönderdiğinizde API bunu diyor ki, buna diyor ki tamam bu benim için hazırlanmış. Oradaki veriyi alıyor. Ondan sonra bu formata uygun olduğu için API alıyor bu bilgiyi. JSON bilgisi diyelim ya da XML. Yani herkesin daha genel olarak kullanmış olma ihtimali var bunu. Ya da duymuş olma ihtimali. Alıyor bunu. Sonra bu API sistemi kendi içerisinde bir backend sistem aslında. Sunucu taraflı arka plan yazılımı sahip. Bu API bunu aldıktan sonra URL'ler üzerinden ya da post vesaire neyse sunucu tarafında o backend yazılımına gönderiyor, sunucu üzerinde çalışan yazılıma. O da ne yapması gerekiyorsa bunu yapıyor. Ne yapıyor? Mesela kullanıcı bir register işlemi yaptı diyelim. Yeni bir kullanıcı kaydı varmış. Ondan dolayı request gelmiş. İnternet üzerinden API'ye gelmiş. O da backend'e iletmiş. Backend'de diyor ki tamam kullanıcının adı vesaire bütün bilgileri bende var diyor. Burada aldım diyor tarayıcıdan. Senin API sayesinde diyor. Ondan sonra bu bilgileri aldım, ayrıştırdım. Database'e kaydediyorum veri tabanına. Bunu da bir SQL Server, PostgreSQL, MySQL falan gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde bir yapıya sahip request. Sonrasında response neydi? Sunucunun istemciye, client'a döndüğü nesne. Bu neden gerekiyor? Şimdi biz bir istek yaptık ama bunun sonucunu bilmeden ona göre işlem yapamayız.
Çünkü tarayıcı stateless dediğimiz bir yapıya sahip. Yani tarayıcının sunucudan haberi olamaz teknik olarak. Yani arada programlanmış bir görev olmadan, günümüzde tabii real time dediğimiz bir durum söz konusu ama programlanmış bir görev olmadan bunlar birbirini tanıyamaz. Siz burada bir nesneye tıklayıp o request'i oluşturup sunucuya göndermeden sunucu sizin varlığınızdan haberdar olamaz burada. Aynı şekilde sunucu da tarayıcıya bir response göndermeden buradaki tarayıcı sunucunun kim olduğunu bilemez. İkisi de çünkü tamamen farklı platformlar. Bu sizin bilgisayarınız. Bu da diyelim Amerika'daki, Nevada'daki bir data center'da bulunan bir şirketin bir bilgisayarı. Bu kadar uzak birbirine. Şimdi sunucu da bu register işleminden sonra veri tabanına kullanıcıyı kaydediyor. Artık sorun yok. Transaction tamamlandı burada. Bu diyor ki tamam, işlem başarılı oldu. Al sana bunun cevabı. Cevapta ne var? Response nesnesi içerisinde senin işlemin genel özeti var. Tabii bu bilgileri sen programlıyorsun. Diyorsun ki response olarak mesela son kaydedilen kullanıcının kullanıcı ID bilgisini vesaire topla. İşte hepsini bir nesneye doldur. Ben bunu kullanıcının, istemcinin, yani kullanıcının kayıt olduğu tarayıcıda ekranda göstereceğim ya da onu kullanacağım diyorsunuz. Buna bir döngü diyebiliriz. Request, response, request, response. Request yapmadan response olmaz. Request olmadan response olmaz. Tabii burada ileri seviye farklı konular var. İşte bu normal API değil de yani RESTful API değil ama gRPC API dediğimiz, daha doğrusu RPC Remote Procedure Call dediğimiz farklı bir API yöntemi var. Orada durum biraz daha farklı olabilir ama o biraz şu anki konumuz değil. Farklı bir kurs konusu. Bu tamamen RESTful API'ye odaklanmış bir kurs. Burada tamamen döngü bu şekilde gerçekleşiyor diyebiliriz. Piyasada kullanacağınız sistemler genel olarak bunu kullanıyordur. Şimdi RESTful API içerisinde request nesnesinin bir anatomisini inceleyeceğiz. Yani genel mimarisine, genel özelliklerine bir bakacağız diyebilirim. Nelerden oluşur ve tam olarak nedir ona bakalım. Bu aslında web programlamanın da temeli olarak düşünebileceğiniz bir konu. Bir request temel olarak 4 şeyden oluşur ve bunların her birini öncelikle ayrı ayrı anlatacağım. Farklı slaytlar, farklı videolar olarak. Yalnız request'in anatomisi kısmı 2 slide üzerinden tek bir videoda anlatacağım. Sonrasında da endpoint, HTTP metodu vesaire bunları ayrı bir şekilde anlatacağım. Şimdi request temel olarak 4 şeyden oluşuyor. Bunların bir tanesi endpoint. Buna route da denebiliyor. Aslında ikisini de çok sık duyarsınız. Route, routing vesaire, endpoint. Burada ikisinin de aynı şey olduğunu bilmenizde yarar var. Biz burada uygulama içerisinde mesela, yani Go'nun içerisinde de bu standart kütüphane içerisinde routing işlemleri var mesela. Bu kullanılıyor. Bu isimlendirme. Tabii bu routing küçük bir farkla endpoint ve route olarak ayrılıyor da diyebiliriz aslında. Routing bu işlemi yapma olayına derken endpoint, route'un gittiği uç noktalara deniyor. Bunun ne olduğunu anlatacağım. Daha detaylı bir şekilde özel bir slide'ım var onunla ilgili. Ona gelmeden önce genel bir ayrım yapayım diyeyim. Bu şekilde. HTTP metot, bu genel HTTP metotları tüm programlama dilleri için gerekli. Tüm programlama dilleri için bir standart HTTP metot adı üstünde. Burada yapacağımız işlemin ve bu işlemin sonucunun
bir standarda bağlanması durumu söz konusu. Bunun da detaylarını inceleyeceğiz ne olduğuna dair. Bu standartlaştırma aslında web uygulamalarının en temelini oluşturan o kurallar bütününden bir tanesi. İşte şu işi yaptığım zaman mesela eğer bu işlem başarılı olursa sunucu tarafında okey dön. Yani bu işlem başarılı. Eğer şöyle bir hata olursa işte not found hatası dön gibi, bunlar aslında en temelde HTTP metotları. HTTP header ve data kısmını da bunları bir sonraki slaytlarda inceleyeceğiz. Şimdi bu request'in anatomisi kısmına biraz daha eğilelim. Bir sonraki slayda geçiyorum bunun için. Anatomy of a REST API query. Bu aslında request'ten ziyade bu API sorgu yapısını incelediğimiz bir şey, ama bunun içerisinde temel olarak request'ten de bahsedebileceğimiz bazı bilgiler var. Ve request response yapısını görebileceğiniz bir grafik. Bu nedenle bunu kullanmak istedim. Şimdi bir URL'imiz var. Şu URL temelde bir API, RESTful API ve bu github.com bu GitHub üzerinde bunun altyapısını API olarak dışarıya açan bir RESTful mimarisi diyebiliriz. Bu URL'de onun için oluşturulmuş bir sorgu yapısı. Cisco DevNet diye bir user var GitHub üzerinde. Bunun repoları üzerinden sayfalama vesaire gibi işlemler yapan bir query yapısı. Bunu incelerken öncelikle şuna URL diyoruz. Şuradaki yapıya. Bunu bazı yerlerde URI olarak da görebilirsiniz. URI şeklinde. Bu çok önemli değil. İkisi de %99 oranında aynı. Birisi daha önce kullanılan bir isimlendirme yöntemiyken, sonrasında da işte URI olarak ya da URL olarak farklı şekillerde isimlendiriliyor. İkisi de temelde aynı. Bunu parçalara ayırmak gerekirse bizim tarayıcımız burada, sunucumuz da burada. GitHub'ın sunucusu. Bu sistem nasıl çalışıyor? Öncelikle bizim tarayıcımız, diyelim ki JavaScript'te bir sorgu hazırlanmış. Yani JavaScript'te bir sorgu çalıştırılmış ve bir link şeklinde sunucu tarafına gönderilecek. Arada herhangi bir başka bir şey yok. Bu işlem öncelikle bazı temel şeylere ihtiyacı var. Bu işlemin metodu nedir? Mesela metot bilgisi bu sorguda bildirilmesi gerekiyor. Metodun ne olduğunu daha sonra detaylı anlatacağım. Ama mesela temel olarak söylemek gerekirse tarayıcıdan bir selektif işlem, yani tarayıcıdan bir istek giderken bunun veri elde etme, kaynak elde etme, yani sunucudan kaynak alma isteği olduğunu biz get ile belirtiyoruz. Mesela post var. Postta biz elimizde bir veri var, elimizde bir kaynak var, resource. Bu resource'u sunucu tarafına gönderiyoruz. Bunu al kullan demek. Mesela bu nedenle biz normal veri elde etme, sunucudan veri isteme işlemlerini genelde get ile yaparız. Daha doğrusu get ile yaparız. Ama örneğin kullanıcı kaydetme, veri kaydetme, hani arayüzden veriyi girip sunucu tarafındaki işte veri tabanına gönderip onu kaydetme işlemlerini post ile yaparız. Çünkü birisi veriyi ister, öbürü ise, yani post ise bir veri gönderme işlemi yapar ve o verinin de sonucunu post üzerinden elde edebilirsiniz. Buradaki response üzerinden. Şimdi bunun get olduğunu metot yöntemiyle söyledik. Burası da, bu arada şurası HTTP request alanı bilgilerin olduğu kısım. Burada path kısmı var. Path kısmı dediğimiz alan aslında şurası. Burada da işaret edildiği gibi. Bu path kısmının sonunda sunucu tarafına bazı ayarlar gönderebileceğimiz, yani filtreler diyelim. Filtreler gönderebileceğimiz alanlar var. Mesela buradaki page eşittir 1
per page eşittir 2 şeklinde. Bunlara biz parameters diyoruz. Bunları da bu şekilde elde edebiliyoruz. Aslında ayrı ayrı gidiyor bunlar. Siz hani normal kullanıcı açısından bakarsanız buradaki URL'e bu tamamen sıradan okunduğu zaman hiçbir şey anlaşılmayan düzensiz bir yapı gibi görünebilir ama burası tamamen parçalara ayrılmış ve her parçasının farklı bir anlamı olan bir URL yapısı diyebiliriz. Bunları tabii programcı kendisi oluşturuyor. Yani GitHub'ın geliştiricileri oluşturuyor. Ve arka planda da bunlara göre işlem yapıyorlar. Siz mesela burada parametre olarak page 1 gönderdiğiniz zaman bu kullanıcının yani browser'dan bu isteği yapan kişinin bu repo içerisinde yani şu kullanıcının daha doğrusu GitHub üzerindeki bu kullanıcının repository depoları üzerinde bir sayfa istediğini söylüyor. Page 1 ilk sayfayı istiyor. İkinci parametre olarak da bu sayfada per page yani bu sayfada iki veri olmasını, iki verili bir şekilde listelenmesini söylüyor diyebiliriz. Buna da sayfalama ve filtreleme işlemi de denebilir. Bunu biz parameters üzerinden yapıyoruz. Buradaki parameters şuradaki path üzerinde soru işaretinden sonra yazılıyor buradaki. Yani burada ana işlem aslında repos controller üzerinden dönüyor. Bunu programatik tarafta controller olarak geliştiriyorlar. Ve buna parametre olarak şuradaki filtreler gönderiliyor. Buradaki parameters. Protokolü de burada belirtmemiz gerekiyor. HTTP 1.1 protokolü bu şu ana kadar kullanılan şeydi. Tabii şu an HTTP 2 üzerinden bunlar yapılabiliyor. Bu protokoller üzerinde bazı şeyler var. Bu biraz daha derin bir konuya giriyor ama bu protokoller aslında web'in altyapısını oluşturan kuralları belirliyor. Mesela şu ana kadarki kullandığımız HTTP 1.1 aslında internet geliştirildiğinden beri kullanılan temel protokol versiyonu diyebiliriz. Ama şu an HTTP 1.1'in yerini HTTP 2 aldı. Bunu da gene yeni bir protokol versiyonu olarak yayınladılar. Bunu herhangi bir firma yapmıyor. Bu firmaların oluşturduğu bir konsorsiyum belirliyor aslında. Organizasyon belirliyor bunların kurallarını. Mesela bunlardan basit birkaç tanesini söyleyeyim. HTTP 1.1 ile yaptığınız bir dosya indirme işlemi HTTP 2'ye göre daha yavaş. Mesela bir web sitesine giriş yaptınız. Burada bir image var yani bir resim dosyası var. Aynı sayfaya bir HTTP 1 ile giriş yapın. Bir de HTTP 2 ile giriş yapın. Aynı internet ile aynı bilgisayarda yaptığınızda HTTP 1 HTTP 2'den daha yavaş açılacaktır. Oradaki resim de HTTP 2'li tarayıcıda daha hızlı doldurulacaktır ekrana. Mesela bu onlardan bir tanesi faydalarından. Daha hızlı, daha performanslı vesaire. Bir başkası da mesela bu hani ileriye dönük yapılan yenilikler olduğu için bunlar şöyle diyebiliriz. Mesela HTTP ile HTTPS ki HTTPS sonuna secure eklenmiş hali. Hypertext vesaire protokol. bu secure kullanım SSL sertifikalarıyla yapılıyor. Bir SSL sertifikası satın aldığınız zaman HTTPS ile başlayan bir web siteye sahip olabilirsiniz. Bunun detaylarına girmeyeceğim şimdi. Bu biraz güvenlik konusu. Bu kursun da güvenlik bölümünde HTTPS bölümü olacak. Orada detayları anlatacağım. Yalnız özetlemek gerekirse HTTPS ile girdiğiniz web siteleri sizin bilgilerinize erişmez. O bilgileri
doğrudan, daha doğrusu sizinle web sitesi arasındaki veriye dışarıdan erişimi kapatır. Yani dışarıdan herhangi bir hacker, sniffing işlemi vesaire bir hacking yöntemi uyguladığı zaman, ki ben veri tabanına erişmekten bahsetmiyorum, aradaki trafiğe, sizinle web sitesi arasındaki trafiğe erişmeye, araya girmeye çalışıldığı zaman sizin veriniz şifreli bir şekilde sunucuya gönderildiği için, aradaki iletişim şifreli olduğu için elde edilen, hacklense bile elde edilen şey aslında şifrelenmiş bir veri olacaktır. Bu nedenle de bu SSL sertifikalarının farklı versiyonları vardır. 128, 256 vesaire, 512, 1024, 2048 vesaire. Tabii birkaç yıl önce mesela bunlar da kırılıyor çok güçlü bilgisayarlarda ve ciddi yazılımlarla, çok yüksek hızlarla bu şifreler de kırılıyor. Ama normal kullanıcıların kıramayacağı güvenlikler, 512'den yukarısı kırılması güç. Birkaç yıl önce bazı güvenlik araştırmacıları çok güçlü bilgisayarlarla 1024 bitlik bir SSL sertifikasını kırmıştı mesela. Bu ayrı bir konu. Ama normal kullanıcılar bunu normal seviyedeki hacker diyelim, çok güçlü bilgisayarlara erişim falan yoksa bunları elde etse bile onları kıramaz. Şimdi mesela HTTP 2 ile SSL kullanımı aslında şöyle yapıldı. Dendi ki biz bunu zorlamıyoruz ama HTTP 2 kullanımını biraz zorlar gibi yapalım. Hani protokol olarak bunu zorlayamazlar. Çünkü HTTP 1'i iptal etmediler. HTTP 2 var piyasada. O yeni geldi. O yüzden HTTP 1'in kurallarını iptal etmeden onun üzerine ekleyerek gidiyor. Burada da SSL yani güvenlik sertifikasını zorunlu hale getirmedi bu protokol geliştiricileri, o konsorsiyum. Ama tarayıcılar bunu zorunlu hale getirdiler HTTP 2'de. Yani siz HTTP 2 üzerinden bir web sitesi yayınlamak istiyorsanız bu büyük tarayıcıların işte Chrome, Firefox vesaire bildiğim kadarıyla bunların büyük bir kısmı HTTP S'i yani SSL kullanımını HTTP 2'de zorunlu hale getirdi. Bunun protokolle ilgisi yok. Protokol bu zorunluluğu getirmedi. Ama tarayıcılar dedi ki biz bu şekilde zorlayalım. Zaten teknoloji ve gelişim de oraya doğru gidiyor. Biraz uzun oldu ama alt konuları var. Hani hiç bilmeyenler için bunlar gerekiyor. Headers kısmında, headers da request'in önemli parçalarından bir tanesi. Bunu uygulama içerisinde de header nesnelerini kullanarak işleyeceğiz diyebilirim. Bir şeyler yapacağız. Mesela biz tarayıcı üzerinden oluşturduğumuz ve sunucuya göndereceğimiz verinin formatını biz buradan belirleyebiliyoruz. Mesela burada application JSON. Bunu accept olarak bunu verdiğinizde şu şekilde anlama geliyor bu. Benim oluşturduğum, tarayıcı diyor ki benim oluşturduğum bu veri sana JSON formatında gelecek. Bunu sunucudaki yazılıma söyle. Ona göre ne yapıyorsa yapsın yani. Hani bunun üzerinden bir işlem belirleyecekse dosya tipi bu. Buraya geldim. Burada API endpoint diyoruz. Mesela api.github.com şuradaki port. Port olmak zorunda değil. Bu bir örnek. Mesela şurada port yok. Gördüğünüz gibi. Ama arka planda siz api.github.com'a gittiğiniz zaman bu arka planda 443 portunu kullanıyor olabilir. API endpoint dediğimiz endpoint'e yani uç noktaya request'imiz geldi. Tarayıcı tarafından gönderildi bu ve buraya geldi. Burada sunucuda işlemler yapıldı. Şurada buradaki işleme göre bakarsak veri tabanına gittim. Cisco DevNet diye kullanıcıyı buldu. Onun repository'leri içerisinde İngilizceyi Türkçe ile bitirmeye çalışınca böyle oluyor. Repos verilerini aldı ve bunların içerisinde bir filtre oluşturdu. Onun sonucunu geriye dönecek. Nasıl dönecek? Bunu HTTP response içerisinde bildirecek daha doğrusu.
diyecek ki status kod, yani HTTP status kod bilgisi, ki bunları da göreceğiz. 200, yani okey, bu işlem başarılı. Bu veri bulundu. O veriyi de başarılı bir şekilde gönderiyorum sana demek. Sonra da bunu body içerisine, JSON payload işlemi bu. Bunu bir JSON formatında oluşturup, buradaki response'u bir response body'si şeklinde HTML'e dönüştürüp tarayıcıya gönderiyor. Tarayıcı sadece HTML'den anlar. Bu nedenle HTML'e dönüştürülmek zorunda ve bu şekilde de bir döngü oluşturuluyor diyebilirim. Evet, RESTful API parçalarından, bunun içerisindeki terminolojilerinden bir tanesinden geleceğiz. Bu da aslında programlama yaparken en çok karşılaşacağımız terimlerden bir tanesi endpoint. Sektörde bunu çok sık duyarsınız. Endpoint aşağı, endpoint yukarı diye. Bu özetle sorgu oluşturabilmek için kullanılan URL'lere verilen bir isimdir. Sorgu oluşturabilmek için kullanılan URL'ler. Tekrar özetlemek gerekirse RESTful API'lere URL üzerinden erişiriz ve URL üzerinden sorgular ve yapılandırmalar yaparak istediğimiz veriyi API'nin uygunluğuna göre, yani API'nin tasarımına göre, API'nin dokümantasyonlarına göre, özetle API'nin kurallarına göre bir URL oluşturup onu sunucu tarafına gönderdiğimizde, request ettiğimizde bize o istediğimiz işlemin gerçekleşmesini ve sonucunu dönmesini sağlar. Özetle bunu tekrar tekrar yapacağımız için çok fazla üzerinde durmaya gerek yok. Hani yeni başlayanlar için de özellikle kafaları karıştıysa eğer, ya da tam anlayamadılarsa, biraz daha sabrederlerse anlayacaklar, eminim buna. URL'lerin, endpoint URL'lerinin bir diğer adı da route'dur. Buna özetle routing işlemi denebilir. Bunun ikisini de sektörde çok sık diyebilirsiniz. Ama hani ikisini aynı amaçla kullanırız. Bu doğru. Ama aralarında küçük bir fark var. Endpoint aslında uç nokta olarak Türkçeleştirebiliriz sanıyorum bunu. Endpoint gidilmesi gereken noktadır. Yani API'nin geliştiricileri tarafından oluşturulmuş uç noktalardır. Farklı uç noktalar. Route ise aslında iki amaçla da kullanılabiliyor burada. Birincisi endpoint anlamıyla kullanılıyor. İkincisi de geliştiricinin bu endpointleri kullanırken bu kendi URL mekanizması oluşturma, router işlemi de diyoruz biz buna. Hani istekleri üretme, URL mekanizmasını oluşturma ve routing, yönlendirme işlemleri yapma. Bu şekilde iki amaçla da kullanılabiliyor. Ama teorik olarak ikisi de aynı şey diyebiliriz. API'nin temel, yani base URL'ine biz root endpoint diyoruz. Sadece endpoint'in başına bir root ekliyoruz. Kök, uç nokta şeklinde Türkçeleştirebilir sanıyorum. Root endpoint. Bu bizim base URL'imiz olarak geçer. Bunu da çok sık duyarsınız, bu terimi de. Base URL. API'nin base URL'i. Web ya da API gözetmeksizin base URL'de kullanılabilir. Burada root endpoint yerine benim tecrübelerime göre daha sık bir şekilde base URL görebilirsiniz. Endpoint çok sık kullanılır ama root endpoint biraz daha işin teknik tarafı, arka planda kısmi olarak tercih edilebilir. Base URL daha rağbet gören bir kullanım diyebilirim. İkisini de kullanabilirsiniz. Path API'den talep edilen kaynağı belirler. Endpoint'in içerisindeki bir URL parçasıdır. Bunların bütün parçalarını inceleyeceğiz şimdi. Ney nedir, nasıl kullanılır diye örnekleriyle. Endpoint'in içerisindeki bir URL parçasıdır path. Tam URL dediğimiz kısım aslında o anki oluşturulmuş ya da kullanılan URL'in bütününe denir. Tam URL. Şuradaki gibi mesela benim blogum üzerinden başında HTTP ile birlikte
sonuna kadar domaininden sonra mesela kategori ve kategorinin altında da Golang var. Buna tıkladığımda doğrudan o adrese gider. İstenilen adres neyse ona gider. Biz buna tam URL diyoruz. Root endpoint yani base URL ise şuradaki gibi doğrudan benim domain sonunda şu slash işareti başında HTTP ile birlikte biz buna root endpoint diyoruz. Endpointler bu şekilde tanımlanır. Domain'in sonuna da şu şekilde bir slash işareti koyarak bunun bir endpoint olduğunu aslında yani genel bir endpoint tanımlama pratiğidir, best practice'idir diye denebilir buna. Şuradaki kısım www. Nokta, aslında w de bunun içerisinde değil. cihanozhan.com kısmı burası domain. Domain adı. Şurası domain uzantısı. Hiç bilmeyenler için özellikle söylüyorum web tarafını. Biraz detaylandırıyorum ama bu şekilde de sonuna slash koyarak root endpoint'i oluşturabiliriz. Path kısmında buradaki tam URL üzerinden eğer path kısmını elde edersek burada da slash'tan sonraki kategori ve tekrar slash şuradaki golang yani şu com'dan sonraki kısım bizim bu tam URL içerisindeki path kısmı oluyor. Bunu elde ederiz. Diğer örneklerde mesela GitHub üzerinden biz API'ye eriştiğimizde API'ye erişmek istediğimizde api.github.com bu aslında bu URL'in tam URL'in root endpoint'i oluyor. Aynı şekilde Twitter üzerinden de Twitter'ın API subdomaini üzerinden de yine dikkat ederseniz bunlar SSL üzerinden hizmet veriyor. Güvenlik sertifikalı HTTPS üzerinden. GitHub'da da bu şekilde kullanılabilir. Dikkat ederseniz bu da bir best practice aslında. API sunma işlemleri api.domain şeklinde devam ediyor. Bu subdomain üzerinden yönetilir. Ve güvenlik sertifikası da olmak zorunda değil ama bu veri güvenliği açısından SSL kullanmanızda yarar var burada. Path için GitHub API örneği burada aslında API'nin formatlama yöntemini gösteriyorum burada. Mesela şimdi bir örnek göstereceğim burada users üzerinden. Şurada bir iki nokta üst üste ve username kısım var. Bunu aslında formatlanmış URL olarak özetleyebiliriz. Burada söylenen şey aslında şuraya URL'in username yerine kullanıcının adının geleceği. Mesela benimkinde şuradaki gibi. Burada bir formatlama kullanılıyor. Mesela iki nokta üst üste burada pet üzerindeki herhangi bir değişken anlamına geliyor diye özetleyebiliriz. Değişkenin adı belirtilerek kullanılır. Burada da bir örnek veriyorum. Mesela GitHub.com üzerinden users yazdıktan sonra benim ya da sizin kullanıcı adınız yazdığınızda ondan sonra repos yazdığınızda benim GitHub hesabımdaki depoların API bilgilerini JSON formatında görebilirsiniz. Bunun başka bir örneğini şöyle göstereyim. Mesela bakın burada şurada api github.com users cihanozhan repos dediğimde şurada sort bu önemli değil aslında. Şu şekilde de az önce gösterdiğim örnek buydu mesela. Şu şekilde erişilebilir. Şurada tamamen JSON bilgisi var ve api üzerinden erişilebilir durumda. Bizim yazacağımız RESTful API tam olarak böyle. Şu şekilde JSON ya da XML bu endpoint tipine göre değişir. Bu şekilde yaptığınızda dışarıya bu veriyi açmış oluyorsunuz. Tabii kullanıcı bilgisi, şifre vesaire yetkilendirme bunlar ayrı konu. Bunlar güvenlik tarafında inceleyeceğimiz konular. Ama genel olarak herkese açık olan, dışarı açık olan yani mesela benim burada GitHub üzerindeki hesabımdan şunlar aslında dışarıya açık. Public olan bilgiler. Gizli bilgi yok yani burada. Güvenlik açısından herhangi bir sıkıntı yok burada. Herkes erişebilir zaten. Bunlar elde edilebilir. Şöyle devam edelim. Aynı şekilde Twitter üzerinde de root endpoint'ten yani base URL'den şuradan kendi kullanıcı adınızın
API bilgilerine erişebilirsiniz. Bunlar da programatik olarak erişilebilen bilgiler. Bunlar da dışarıya açık, yani yetkilendirmeye gerek yok burada. Daha doğrusu bu sistemler yetkilendirme istemiyor bu tür işlemlerde. Ama mesela GitHub'ın depoların üzerinde işlem yapmanız gerektiğinde, programatik olarak erişmeniz gerektiğinde, bu tür mesela kaynak kodlara ya da private olan repolara falan, orada tabii artık yetkilendirme gerekiyor ve o hesap sahibinin size bir anahtar key vermesi gerekiyor ki bu işlemleri yapabilirsiniz. Aynı şekilde Twitter üzerinde de o verilere, kişisel verilere erişmek için bunları kullanırsınız. Facebook üzerinde de aynı şekilde mesela. Devam edelim. Sorgu parametreleri. Request'i düzenlemek için çeşitli seçenekler sunan parametrelere biz sorgu parametreleri diyoruz burada. Aslında URL üzerinde ek yetenekler sağlayan şey diyebiliriz. Ne yapıyor mesela? Birçok şey yapıyoruz. Mesela sayfalama işlemleri, API üzerinden sayfalama, sıralama, filtreleme gibi işlemler. Bu sorgu parametreleri üzerinde request amacına göre düzenlenerek sunucuya gönderiliyor. Örnek sorgu parametresi şu şekilde. Burada mesela şuradaki repos'un sonunda olduğunu düşünün. Şöyle bir soru işareti koyduktan sonra parametreler başlar. Query 1 eşittir value mesela. Bu bizim buradaki parametrenin adı, bu da değeri oluyor. Birinci parametre, birinci parametrenin değeri. Sonra şu işareti koyduktan sonra parametre 2 eşittir, ondan sonra da onun değerini yazmamız gerekiyor. Bu şekilde uzatabilirsiniz. Sorgu parametreleri teknik olarak REST mimarisinin bir parçası değildir aslında şuradaki alanlar. Ancak çok işlevsel ve sık kullanılır. Bu nedenle de bunu birlikte kullandık. Zaten programlama tarafında da bunları kullanmak zorundayız açıkçası. Aksi halde çok gelişmiş API'ler geliştirmek pek mümkün olmuyor. Soru işaretiyle başlar. Burada da gördüğünüz gibi birden fazla parametre ard arda kullanılabilir ve her parametre diğerinden ampersand ile şuradaki gibi ayrılır. Bundan sonra bir tane daha üçüncüyü yazmış olsaydım orada bir tane daha ampersand yazmam gerekiyordu. Burada bir başka örnek. Mesela şurada az önce açtığım API sayfası. Bu bize JSON veri dönmüştü. Benim kullanıcı adımla ilgili. Burada soru işaretiyle URL üzerinde bir parametre eklemesi yaptık. Sort, bu sıralama işlemi yapan, push şeklinde bir filtreleme yaptık. Burada bir tane de filtre, bir tane de parametre koymak isteseydik, bunun sonuna bir ampersand koyduktan sonra ancak onu yapabilirdik. Bu şekilde REST API, RESTful API mimarisinde bir diğer önemli özelliklerden bir tanesi de HTTP metotlar. Bu HTTP metotları gerçekleştirilen HTTP çağrısı, yani bu calling diyoruz, HTTP call işleminin tipini sunucuya bildirmek için kullanılır. Bunlar, bu işlemler nedir? Yani bu çağrının işlemleri nedir? Mesela create, read, update, delete gibi işlemler. Mesela bir veri elde etmek istiyorsak sunucudan request ile istek gönderip bana şu kullanıcının bilgilerini gönder mesela. Böyle bir istek varsa burada read işlemi yapılıyor demektir. Update, delete, create, bunları da zaten biliyoruz ne olduğunu. Insert aynı zamanda create oluyor. Bir veri oluşturma, bir şey oluşturma işlemi gibi düşünülebilir. HTTP metot tipleri, burada öncelikli olanları özellikle açıklayacağım. Sonra diğerlerine bakacağız. Burada önceliklerden kastım aslında %90-95 oranında geliştireceğiniz RESTful API'lerde bunları kullanacaksınız. Çok ekstrem durumlarda diğerlerini kullanmanız gerekebilir. Bunlardan bir tanesi ve en önemlilerinden biri GET.
bol bol sık sık get kullanacağız. Get HTTP metodunu. Bu sunucu üzerinden kaynak yani resource dediğimiz oradan bir parça elde etme olayı. Elde ettiğimiz her şeye biz resource diyorduk. Bunları elde etmek için kullanılır. Yani read işlemlerini gerçekleştirir. Get HTTP metodu. Okuma işlemleri diyebiliriz buna. Get ile yaptıklarımıza. Post işlemi sunucuda bu arada get URL üzerinden gerçekleştirilir. Post sunucuda yeni bir kaynak oluşturmak için kullanılır. Bu kaynak özellikle veri demiyoruz burada. Resource dediğimiz aslında sunucu üzerinden sunucuya gönderilen ve sunucuda oluşturulacak herhangi bir şey. Bu bir dosya da olabilir, bu bir kullanıcı verisi de olabilir vesaire. Bu nedenle genel olarak resource yani kaynak diyoruz. Yani create işlemleri için kullanılır post HTTP metodu. Put ve page var. Bunlar sunucuda kaynak güncellemek için kullanılır. Yani update işlemlerini gerçekleştirir. Güncelleme işleminin sonucunu da istemciye döner. Bunu şöyle diyeyim. Açıklamayı delete'den sonra yapayım. Delete sunucuda kaynak silmek için kullanılır. Yani delete işlemlerini gerçekleştirir. Silme işleminin sonucunu da istemciye bildirir. Şimdi put güncelleme için kullanılıyor. Page de öyle. Delete silmek için kullanılıyor. Ama şöyle diyeyim. Bunları böyle kullanmanız gerekiyor. Doğrusu bu. Yani güncelleme yapacaksanız put kullanın. Silme yapacaksanız delete HTTP metodunu kullanın. Ama şununla da karşılaşabilirsiniz. Sık sık karşılaşılır. O yüzden özellikle söylüyorum. Geliştirdiğiniz uygulama ya da bir kaynak kod gördüğünüzde aslında onu geliştirenler bu kurallara çok uymayabiliyor. Mesela veri elde etmek isterseniz get kullanmak zorundasınız. Post ile yapmazsınız bunu. Bu böyle bir şey yok. Ama bir sunucu üzerinde kaynak oluşturma yani create ya da veri ekleme, insert gibi işlemlerde post kullanıyoruz. Ama mesela güncelleme işleminde, delete işleminde de post kullanıldığını görebilirsiniz. Yani bu teknik olarak mümkün. Sunucuda bir şeyler yapmak için, veri elde etme haricinde bir şeyler yapmak için post kullanılabiliyor. Bu doğru bir best practice olan bir RESTful API metodolojisi değil aslında. Bu design patternlere aykırı. Ama bu şekilde yapılabiliyor. Ama siz dediğim gibi güncelleme işlemlerinde put, silme işlemlerinde delete kullanın. Buradaki page nedir? Page de teknik olarak gene güncelleme işlemi yani put gibi işlem görür. Ama bazı parçalar üzerinde, kaynak üzerindeki bir parça güncellemesinde kullanılır. Yani put'un bir değişik versiyonudur diyebilirim. Diğer HTTP metot tipleri ise head, connect, options ve trace. Get ile aynı head ama sadece status line ve header bölümlerini aktarır diyebilirim. Çok sık kullanılmaz. Connect aynı şekilde verilen URI tarafından, yani buna URL diyoruz demiştim ya, URL ve URI aynı şey. URI tarafından tanımlanan sunucuya bir tünel oluşturur. Options, hedef kaynak için iletişim seçeneklerini açıklar. Trace, hedef kaynağa giden yol boyunca message loop back testi gerçekleştirir. Bunlar çok sık kullanılmaz ama gördüğünüzde en azından bunların da birer HTTP metodu olduğunu bilmeniz gerekiyor. API mimarisi her isteğin hangi metodunu, hangi HTTP metodunu kullandığını tutar ve bildirir. API mimarisinden kastımız bizim request response yapısı. Bir diğer RESTful API mimarisi özelliklerinden biri de HTTP header nesnelerimiz. HTTP header'ları hem istemci hem de sunucuya bilgi sağlamak için kullanılan yapılardır diyebilirim. Burada bir örnek var. Aslında bunun üzerinden anlatacağım. Bunu TUTS Plus örnekler üzerinden aldım mesela. Şurada da host üzerinde gördünüz.
HTTP başlıkları, yani headers başlıkları, property value pair dediğimiz bu programlamada key value pair dediğimiz yöntemle tutulur. Örnek, bir HTTP header örneği, content type application JSON. Bu şu demek oluyor mesela, header ile sunucuya şunu demiş oluyoruz. Bizim oluşturduğumuz içerik ve seninle, yani sunucuyla konuşacağımız içerik tipi JSON olacak ve iletişimi bununla sağlayacağız demiş oluyoruz ve bu şekilde sunucuya giden header nesnesi üzerinden de aslında header hakkında bilgi alıp ona göre işlem yapılabiliyor. Bu şekilde birbirlerini tanıyabilmelerini sağlıyor aslında. Çünkü request ile bu bilgiler gönderilmezse sunucu tarafına, sunucu tarafı request'i tam olarak tanıyamaz. İstemci hakkında tam olarak bilgi alamaz. Mesela burada host olarak şurası yazıyor. net.tatsplus.com. Şurada dikkat ederseniz accept language diye, bu aslında tarayıcı üzerinden ayarlanmış. Bu şöyle diyeyim, default dil bilgisini veriyor. Burada İngilizce mesela. Encoding olarak bu şuradaki JSON, buradaki veri şifrelenmiş, düzeltiyorum, sıkıştırılmış mı, sıkıştırılmamış mı? Sıkıştırıldıysa neyle sıkıştırılmış? Gzip var. Onunla yapılmış mesela. Bu bilgi gönderiliyor. Aynı şekilde charset bilgisi, mesela bu çok kritiktir aslında. Bu metinsel işlemlerde ISO standartlarına göre programlama yapılır diyebilirim. Burada mesela Japonca, Hindistan, Indian diyelim dili, işte Türkçe vesaire, bu şekilde İngilizce, İngilizceden farklı, yani mesela Türkçedeki ö, ü vesaire gibi bu harfler İngilizce'de yok. Bunların ISO karakterlerini biz özellikle belirtmemiz gerekiyor ki sistem tarafında, mesela veri tabanında bile bunların saklanması ciddi bir problem olabilir aksi halde. Charset bu nedenle önemli. Connection, cookie bu şu an önemli değil, güvenlikle alakalı bir konu. Cookie'nin ID'sini tutuyor, session ID'yi tutuyor burada. Cache'leme var mı? Yani cache'leme yok mesela burada, no cache diyor. Bu şu demek oluyor, yani bu gelen sayfa sunucudan şu anda mı gönderildi, anlık olarak mı çekildi, yoksa bir cache var mı? Yani cache'i özetlemek gerekirse bilmeyenler için, belli işlemleri, belli elde edilmiş veriyi sunucu hafızasında tutup tekrar tekrar sunucuyu yormamak için o tutulmuş hafızadan kullanıcıya, yani istemciye gönderme yöntemine diyoruz biz cache. Cache'leme yapıldıysa bunu header üzerinden belirtmek gerekiyor ki zaten otomatik olarak sistem bunu belirtir, cache'lenmiş veri olduğunu. Siz de bu sayede sizin istemci tarafa, mesela Angular ya da Node ya da React.js, bununla istemci üzerinde tarayıcıda JSON veriyi, yani API'den gelen JSON veriyi işlerken bunun güncel veri olmadığını bu şekilde bilirsiniz. Bunun anlık veri olmadığını bilebilirsiniz bu sayede ve işlemleri de ona göre yapabilirsiniz. Bir diğer temel konu da buradaki mesela metot bilgisi. Metot bilgisi gene header içerisinde vardır. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Bu bir get işlemi. Ne yapıyor mesela? Şurada bir path var. Şuradaki mavi alan. Bu top 20 MySQL best practices diye bir sayfa varmış. Oradaki bir sayfayı elde etmek için. Şuradaki URL unique olmak zorunda. Veri tabanında şu kısım. Çünkü buna göre filtreleme yapıyor. Herhangi bir ID yok burada. SEO friendly diyoruz biz. Hani arama motoru optimizasyonlarına göre vesaire.
Bunun sayfasını sunucu tarafında oluşturulduktan sonra HTML olarak istemciye geliyor buraya. Ve şuradaki header bilgileriyle de istemci sunucu arasında birbirini tanıma işlemi gerçekleştiriliyor. Mesela şurada da unuttuk bunu. User agent var. Bu sunucu tarafında programlama yaparken bizim backend dediğimiz kısımda kullanıcının tarayıcısının adını, yani Chrome, Mozilla, Firefox ya da Safari vesaire hepsinin adını ve versiyonlarını, hatta işletim sisteminin detay bilgilerini vesaire hepsini, hatta tarayıcının dil bilgisini, işte İngilizce, Türkçe vesaire seçilmiş olan default dil bilgisini hepsini sunucu tarafından elde edebilmeyi sağlıyor bu header üzerinden. Aynı şekilde protokol bilgisi de buradan elde edilebilir. Dediğim gibi HTTP 1.1 zaten mevcut bir protokol versiyonuydu. Yıllardır kullanılan versiyon buydu. Sonra HTTP 2 çıktı. Tabii bununla ilgili çok farklı detaylar var. HTTP 2 ile ilgili. Bu protokol kalite artırıyor biraz daha. Ama önemli değil şu an için. Sadece eğer farklı protokol ile ilgili bir işlem yapacaksanız sunucu tarafında, hani bu bilgiyi elde etmek istiyorsanız, mesela kullanıcının protokol bilgisini alıp o protokol bilgisi üzerinden bir optimizasyon yapmak istiyorsanız sunucu tarafında kullanıcıya özel, işte HTTP 2 kullananlara şu şekilde göster, 1 kullananlara bu şekilde göster gibi, onu da bu header üzerinden elde edebiliyoruz.